Vodafone konuşkan pakete geçin. Ayda 19 YTL'den başlayan fiyatlarla her yöne saatlerce konuşun. 3 Samsung'dan birini bedavaya alın. World'e özel bu fırsatı kaçırmayın. Vodafone, anı yaşa. Mogaz spor gündemini sunar. Moto2'de hafta sonu koşulacak Katalonya Grand Prix'si öncesi üzücü bir olay yaşandı. İspanyol Luis Salom antrenman turlarının son seansında yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. 24 yaşındaki sürücü 12. virajı aldığı esnada motosikletinin kontrolünü kaybetti. Sert bir şekilde yere savrulan Salom'a müdahale etmek üzere sağlık ekibi geldi. Ciddi şekilde yaralanan Salom ambulansla hastaneye götürüldü. Derhal ameliyat alınan Luis Salom tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2014'ten itibaren Moto2'de yarışmaya başlayan Salom bu süreçte 3 kez podyuma çıkmayı başarmıştı. Fransa hükümeti Avrupa Şampiyonası sırasında tarihinin en kapsamlı güvenlik operasyonunu yürütecek. Paris'i kana bulayan terörist saldırıların bir benzerinin yaşanmasını istemeyen hükümet, taraftar alanlarının yasaklanmasının da aralarında bulunduğu her türlü önlemi almaya kararlı görünüyor. Ancak alınan güvenlik önlemlerine karşın kimsenin içi rahat değil. Onlardan biri de Portekiz teknik direktörü Fernando Santos. Teröristlerin yüksek profilli hedeflere saldırma isteyeceğini düşünen Santos, turnuvanın en yüksek profilli oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya sahip olmaları nedeniyle teröristlerin hedefi olabileceklerini söyledi. Santos, 1-0 kaybettikleri İngiltere maçı sonrası, herkes Cristiano Ronaldo'nun varlığı nedeniyle Portekiz'in saldırı riski en yüksek takım olduğunu biliyor. Ancak her şeye hazırlıklıyız. Fransız polisinin bizi koruyacağına inanıyoruz. Yine de bazı oyuncularımızı taraftar ve basının karşısına eskisi gibi özgürce çıkaramayabiliriz, dedi. Son Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İtalya'nın Fransa'da neler yapacağı merakla bekleniyor. Avrupa Şampiyonası sonrası Chelsea'nin başına geçecek teknik direktör Antonio Conte, Fransa'ya turnuvanın en yaşlı kadrolarından birini götürüyor. Paris Saint-Germain forması giyen Verratti'nin sakatlanmasıyla elinde uluslararası deneyimi bulunan genç bir oyuncu kalmadığını vurgulayan Conte, İtalyan futbolu zor bir dönemden geçiyor sözleriyle şampiyonluk hayalleri kuran halkından beklentilerini düşürmesini istedi. Milli takıma 25 yaşından genç sadece 7 oyuncu davet eden Conte, yaratıcı oyuncu eksiğini takım halinde mücadele ederek kapatmaya çalışacaklarını ifade etti. Gökmavillileri şampiyonanın sürpriz adaylarından biri olarak nitelendiren Conte, "Geçmişte bizi çok başarılı kılan kimliğimize geri dönmek zorundayız. Bunu da ancak tüm oyuncuların birbirleri için savaşmasıyla yapabiliriz. Turnuvadaki en yetenekli takım olmadığımız açık. Ancak çok çalışarak açıklarımızı kapatabiliriz," dedi. Son dönemde genç oyuncu yetiştirmekte zorlanan İtalya, 2014 Dünya Kupası'na grup sürecinde veda ettikten sonra takımın başına Juventus'tan ayrılan Antonio Conte'yi getirmişti. Canlar diliyoruz, hoşça kalın. Mogaz spor gündemini sundu. Ronaldo abi ya, saçımız tipimiz aynı senin gibiyiz. Yine de kızlar yüz vermiyor. Daha ne yapalım abi? Kızlar beklemez. Hızlı olacaksın diyorsun yani. Vay, al sana gollük pas. Hem de Ronaldo'dan. Türk Telekom'un fiber gücüyle yepyeni bir dönem başlıyor. Giga 4.5G. Hızın yeni adı.